su bardağı süte 2 su bardağı şekeri koyuyorum. O bir tarafta kaynasın. İrmiğimiz güzel bir renk alana kadar kısık orta arası bir ateşte kavurmaya devam edelim. Süt ve şeker karışımı. Bunun da altını çok açmıyorum çünkü bir süreç geçecek. Güzel kehribar rengi alana kadar yavaş yavaş kaynasın. Burada 200 gram kaymak var. Bu kaymağa biraz da tereyağı katacağız. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi hem kaymağı hem de 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim bakır tenceremize. Şimdi hem kaymak hem tereyağlar iyice erimeye başladı. Yarım kilo irmiği koyuyorum ve iyice kavuruyorum. Evet, bir taraftan renk almaya başladı benim irmiklerim. Bakıyorum sütüm, birazdan ikisini birleştireceğim. 200 gram badem, 200-250 gram ağız tadınıza göre yeterli olacak. Evet, biraz renk almaya başladı. Artık yavaş yavaş süt eklenecek kıvama geliyor galiba. Evet, süt de kaynamaya başladı. Ben şimdi çok dikkat ediyorum çünkü çok sıcak sütüm bir anda eminim buharlaşma olacak burada. Altını iyice kısıyorum artık. En kısa getirdim. Şöyle döküyorum. Şimdi bu sütü çekene kadar pişireceğiz. Hemen irmik şişmeye başlıyor zaten. Bakın çok az kaldı. Güzel de bir mutfak beziyle şimdi ben onu demlendireceğim. Evet, süt kendini çekti. Şimdi temiz bir mutfak bezi alıyorum. İyice demlendirelim. Helvamız tamam olmuş olacak. Evet. Sanki biraz böyle irmikle un helvası arası bir karışım oldu bu. Şimdi bademlerimizi de koyalım. Onlar da sıcak sıcak, bol bol. Tekrar bir karıştırıyorum. Sizinle serviste buluşuyoruz sonra.